Selam arkadaşlar, ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Şimdi Devlerin Öfkesi'nin 3. sezon 10. bölümünü attım, kanala yükleniyor. Şimdi de 3. sezon 11. bölüm Murphy rotasını oynayacağız. Başlayalım, çok heyecanlandım, nasıl bitecek acaba? İktidarın yarattığı nefret sonsuza kadar kalplerde kalır. Ya mutlu son olsun da önemli olan o. Yani Murphy falan hani yanımızda kalsın, bir şey olmasın. En iyi final o benim için. Hadi bakalım. Artık böyle seçeneklere de çok fazla şey yapmayacağım. Hani sonuçta finale geldik. Çok önemli bir seçenek olacağını zannetmiyorum. Bitti. İki bölüm kaldı. Hani şu ilahiyat, insanlık puanlarını çok önemsemeyeceğim. İçimden geleni işaretleyeceğim. Bu benim için daha kolay olacak bu bölüm. Hadi bakalım. Evet. Bölüm 11. Güçten doğan nefret. Kaos bize zaman kazandırdı. Aklımızı başımızda toplamanın ve olanların anlamlandırmanın zamanı geldi. Kadere boyun eğmek ve antik dünyada iktidarı ele geçirmek. Bu düşünülemez görünüyordu. Kronos öldüğünde dünya kaos içindeydi. Ama artık büyülü değil. Gücü aç tanrılar sonunda şanslarını yakaladılar. Olimpusların kontrolü altına almaya çalışan Zeus. Eski güçleri devirmek isteyen Titanlar. Lapet hayatta kaldı ve klan Titanlara liderlik etti. Peki. Hephaestus inanılmaz duruyordu. Nihayet konuşmamızı bekliyordu. İlişkimizin kolay olduğu söylenemezdi. Ama zayıf anlarımda ona dönebileceğimi biliyordum. Ne olursa olsun. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Bütün bunlar, güç mücadeleleri. Ona şaşkınlıkla baktım. Bunu bana neden soruyorsun? Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? O sırıttı. Kaos'un kendisi seninle ilgileniyor. Bundan sonra öylece çekip gidebileceğini mi sanıyorsun? Diğer tanrıların gözünde sen özelsin. Daha önce olmasan bile. Bunca zamandır bana küçük bir çocukmuşum gibi davranıyorsunuz. Üzgünüm ama özelsin espriler ne yazık ki uygunsuz. Öyle olsun ama yine de bizim için çok şey yaptın. Ve sen Olimpusların tarafında kalsan da bu değerli bir maceraydı. Olimpusların yanında kalmadım ki, bence Tanrı'nın yanında kaldım. Neyse. Başardık çünkü neredeyse her şeyi kendim yaptım. Yok, yapmadık. Ve ekip olarak çalıştık. Her zaman bize yardım eden biri vardı. Bunu söyleyeceğim ben. Eğer diğerleri burada olmasaydı kaybederdik. Hephaestus aniden ciddileşti. Bu biraz mantıklı. Ama kaybetseydik umurumuzda olmazdı. Ölüler dünyevi sorunları umursamazlar. Unutulup giderler. Bu sözler beni rahatsız etti. Ama bunun benim için geçerli olmadığını biliyordum. Ve bunu düşünmek istemiyordum. Rüzgar yüzümü hafifçe gıdıkladı. Hephaestus yaklaştı ve elini omzuma koydu. Neden seni rahatsız eden başka bir şey varmış gibi hissediyorum? Beni küçük dünyana bu yüzden davet etmedin. Aniden döndüm ve kendim ona tehlikeli bir şekilde yakın buldum. Ne oluyor be? Ben istedim sana teşekkür etmek, hiçbir şey, sadece seni görmek istedim. Kapalıydı bu değil mi? Teşekkür etmek diyelim. Bana büyülü dünyayı ilk gösteren sendin. Çok şey saklamış olsan da bana yeni bir şeyler öğrettin. Neymiş o? Asla pes etmemem gerektiğini. Biraz gülümsedi. Bence kaosa geri dönmeliyiz. Onu bekletmemeliyiz. Muhtemelen haklısın. Portalı açarak her şeyin bittiği yere geri döndük. Hephaestus, kaosla konuşabilmemiz için beni yalnız bıraktı. Son görüşmeden bu yana haftalar geçmişti. Kaybedenler yaralarını sarıyorlardı ama kötü bir şeyin yaklaştığını hissedebiliyordum. Sorumluluktan kaçmaya devam edersek karşılaşacağımız bir şey olacak. İşte yine buradayız. Evlat, yola çıkmaya hazır mısın? Garip bir şekilde başımı salladım. Karar çoktan verilmiş olsa da şüphelerim peşimi bırakmıyordu.
Seçimimi değiştiremem değil mi? Artık yok. Seni rahatsız eden ne? Söyle bana, neden vazgeçtin? Gerçekten bilmek istiyor musun? Alıştığın dünyada uzun ve mutlu bir hayat yaşayabilirdin. Üniversiteyi bitirmek, spora devam etmek, tüm normal insanlar gibi yaşamak. Peki ya unutulmak? Kaos anlamlı bir şekilde iç çekti. Herkes seni unutacaktı, artık var olmayacaktın. En azından bu dünyada. Derin bir nefes aldım ve bir adım öne çıktım. Düşüncelerimi dünyadaki en değerli kişi meşgul ediyordu. Umarım Murphy ve ben yeni dünyada mutlu olabiliriz. Kaos ellerimi tuttu ve bir şeyler fısıldadı. Sesi tamamen yok olana kadar çevredeki sesler yavaşça süzüldü. Dünya sarsıldı, sadece bir anlığına. Ama bu da anlamak için yeterliydi. Her şey bitmişti. Altı ay geçti. Peki. Rüzgarın esintisi. Yani çok beğenmedim. Cennetin kutsaması. Wow. Güzel. Büyüklük. İlahi hafiflik. Çok cici oldu. Bakayım. Bu da gözüme hoş geldi. Ya bu da çok güzel ama. Bunun rengini çok beğenmedim. Neyse, tamam. Üf, geç ya. Aç. Evet, büyüklük diyelim. Saçta yapar mıyız? Evet. Kısaltılmış, hafif bukleler, tazelik. Ay çok cici oldu. Olağanüstü, vay. Şu sanırım en şey. Aa, ikisi de çok cici. Ama bu olsun. Alanın kenarında durup güneşin vadiyi aydınlatmasını izledim. Kısa süre önce karanlık onu kapladı ve o yıkımın eşiğindeydi. Ve şimdi gelişiyordu. Her şeye rağmen. Ay! Prenses hazır mısın? Herkes toplandı bile. Başımı sallayarak vadiye son bir kez baktım. Ne pahasına olursa olsun barışı korumak gerekiyordu. Ve talihsizliğime göre bu karar benim omuzlarıma da ağır bir yük bindi. Altı ay sonra sonunda bir şekilde Kronos ve Melezlerle savaşa dahil olan herkesi bir araya getirmeyi başardık. Titanlar ve Olimposlular aynı salonda duruyorlardı ve Zeus'un gelmesini bekliyorlardı. Bundan sonra ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyordu. Binlerce yıl boyunca insanlar tanrıların müdahalesi olmadan barış içinde yaşadılar. Olimposlular geri dönerse neden aniden dünyanın daha iyi bir yer olacağına karar verdin? Yöntemlerimizi değiştirmemiz gerekecek. Aksi takdirde savaş sonsuza dek sürer. Bazıları diğerlerini çok yok edene kadar. Şu anda herkesin gergin olduğunu anlıyorum. Ama lütfen hemen kesip atmayalım. Aniden tat odasının kapıları açıldı ve Hera ortaya çıktı. Aa, bir sen eksiktin. Herkes hemen sessizleşti. Düşünecek ne var ki? Halkın kaderinin liderinin yerini alacak kişi belirleyecek. Zeus Olympus'a geri dönüyor ve Titanlar geldikleri yere geri dönüyor. Athena, çok güzelsin. O kadar basit değil Hera. Hera, her zamanki gibi kibirli. Hain olmasına şaşmamalı. Yapmalıyım, bunu ona hatırlatmak, hiçbir şey söylemem, çatışmaya gerek yok. Zeus'un kendisinin nerede olduğunu sormak. Aslında hatırlatmak çok istiyorum. Feci bir şekilde istiyorum ve yapacağım. Zaten final oldu. Yani çok önemli bir şey seçenek olduğunu düşünmüyorum. Neden sen de geldiğin yere geri dönmüyorsun? Unutma ki buradaki herkes bize nasıl ihanet ettiğini hatırlıyor. Aniden durdu. Ve yüzünde hiçbir duygu olmamasına rağmen içinin nasıl kaynadığını hissettim. Bana her zaman çıkarları için hareket ettim. Sen her zaman kendi çıkarlarına göre hareket ettin.
eğer iyi bir eş olsaydın Zeus'u esaretten uzun zaman önce kurtarmış olurdun. Ama bir şey seni durdurdu. Sözlerim onun egosunu incitti. Orada bulunanlar fısıldaşmaya başladılar. Bunu şimdi konuşmayalım. Diğer tanrılardan haber var mı? Batıda Apollo'nun büyüsünün izlerini bulduk. Ama sahibi bulunamadı. Evet ya, şu kim geçti Apollo'nun yerine? Bu düşünceden içimdeki her şey küçüldü. Tom. Onu bulmak gittikçe zorlaşıyor. Çok büyük kayıplar verdik. Ve daha çok kayıp vereceğiz kardeşim. Merkeze doğru yürüdü ve katılımcılara döndü. Herkes iki gruba ayrılmıştı. Olimposları destekleyenler ve Titanları destekleyenler. Soru şu, tanrıların müdahalesi olmadan insanların var olmasına izin verecek miyiz? Yoksa bizim kontrolümüze mi ihtiyaçları var? Salonda hemen bir fısıltı yayıldı. İnsanlar arasında yaşadık, onları izledik. Ve sanırım buradaki herkes insanların değişmeyeceğini kabul ediyor. Yine de çatışmaları körükleyecekler ve savaşlar başlatacaklar. Bu onların her hareketini kontrol etmek için bir sebep değil. Oğlan haklı, kontrolümüz ne kadar sık olursa işler o kadar kötüye gidecek. Biz insanlara ne kadar bağımlıysak onlar da bize o kadar bağımlı. Ama onların özgürlüğünü kısıtlayamazsınız çünkü bize karşı isyan edeceklerdir. Aida sessizce kenarda durmuş onları izliyordu. Burada bulunanlar arasında yeterince etki kazandınız. Hehe, tamam. Peki Kronos'u yenen kahramanımız ne düşünüyor? Herhangi bir düşüncen var mı? Teklif etmeyeceğim. Dediklerimi yapacağız. Of, dediklerimi yapacağız. Yeni bir tanrılar çağına başlayacağız. İnsanlar ve tanrılar denge içinde yaşayacaklar. İnsanlar daha güçlü olmalı. Bence en iyi bu seçenek bu. Denge içinde yaşamaları. İnsanlarla iletişim kurmaya ve onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Ama onların hayatlarına doğrudan müdahale etmeyeceğiz. Evet. Diğerleri birbirlerine baktılar. Bu dünyayı eski ihtişamına geri getireceğiz. Bu durumda son bir sorumuz daha var. Kim kimin tarafında kalıyor? Arkadaşlarım en çıkışta duruyorlardı. Hephaestus ve ben hariç tüm Olimposlar Zeus'un arkasında durdular. Hephaestus omuzumu anlayışlı bir şekilde okşadı ve kuya doğru yöneldi. Bir tek sen kaldın Artemis. Kimin tarafını tutacaksın? Erle de geç, karar vermek zorunda kalacağımı biliyordum. Ve şimdi o kritik an geldi. Olimpusların tarafında kalmaya karar verdiniz. Evet. Önceki seçeneğimiz, yani yönetme konusunda Titanlara verdik ama taraf olarak Olimpuslardayız. Olimpuslarla kalacağım. Sana yaptıkları onca şeyden sonra mı? Gerçeği senden ne kadar sakladılar? Evet. Ben her zaman onlardan biri oldum. Ve bundan o kadar kolay vazgeçemem. Pop mutsuz bir şekilde tıkladı. Öyle olsun. O halde burada işimiz bitti. Evet. Çok kısa bir bölümdü. Bu ne? Neyse, hemen final bölümde okuyayım da bitsin. Evet arkadaşlar, bir kısa bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.